Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün TYT coğrafya adına bölge çeşitlerinden bahsedeceğim. Beraber soru çözmek istiyorum. Çünkü coğrafyada birçok yani konularımızı tamamladık. Burada yapmak istediğim soruyu yorumlamanız. Çünkü artık konular bitti. Soru üstünden konuları pekiştireceğiz. Bölge çeşitleri hem TYT'de hem AYT'de sorular bu şekilde gelecek. Çünkü genel kültürü de harita bilgisinde işin içinde kattığımız konular bunlar. Dilerseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırları birbiriyle büyük ölçüde çakışır diyor. Ben neyi biliyorum bölge kavramıyla alakalı? Bazı bölgeler aynı özelliklere sahiptir. Nedir bu bölgeler? İklim bölgeleri, bitki örtüsü bölgeleri, toprak bölgeleri gibi. O zaman orman bölgesi her mevsim yağışlı olan iklimlerin bitki örtüsü olduğu için ve ekvatoral iklim bölgesi de her mevsim yağışlı olduğu için bu iki bölgenin sınırları birbiriyle çakışacak. Cevabım C şıkkı olmuş oldu. Harita üzerinde verilen bölgelerin hangisinin özelliği yanlıştır? En çok korktuğumuz soru tarzı aslında bu ikinci soru gibi sorular. Neden korkuyoruz? Çünkü haritayı tanımadığımız için. O zaman detaylıca işleyelim, inceleyelim bu soruyu. Birinci bölgeye kurak bölge demiş. Bakıyorum hangi kıtadayım? Afrika kıtasında. Afrika kıtasının iç kesimlerinde neler vardı? Çöller vardı. O zaman birinci bölge kurak bir bölgedir. Doğru. İkinci bölge seyrek nüfuslu bölgedir demiş. Baktım ikinci bölgeye. Neresi burası? Kuzeybatı Avrupa. Yani İngiltere, yani Fransa, yani Almanya. Hiç seyrek nüfuslu olabilir mi? Tabii ki hayır. Cevabım şimdiden gelmiş oldu. Ama ben C, D ve E şıklarını da inceleyeyim. Üçüncü bölgeye dağlık bölge demiş. Doğru. Hangi dağlar vardı burada? Himalaya dağları. Himalaya dağları bulunuyordu. Oldukça yüksek dağlardı. Yüksek olması sebebiyle burada yerleşme azdı. Ancak güneyine Hindistan'a indiğimizde burası da dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi diyeceğiz. Çin'den sonra. 4. Nemli bölge. Baktım. Ekvatoral bölge. Her mevsim yağışlı, nemli ve sıcak. Gelir düzeyi yüksek. Kanada. Doğru. Geldim üçüncü soruma. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinin sınırı kısa sürede değişebilir? Hangi bölgenin sınırı kısa sürede değişebilir? Beşeri bölgelerin, yani işin içinde insan olan bölgelerin sınırı. Beşeri bölge. Bakacağım yer şekillerine göre bölge. Fiziki. Bitki örtüsüne göre bölge. Fiziki. Su özelliklerine göre bölge, fiziki, iklim tipi, fiziki ancak nüfus özellikleri beşeridir dedim. Avrupa'da aşağıdaki bölge türlerinden hangisi görülmez? Avrupa bir sanayi bölgesidir. Okyanusal iklim bölgesidir. Özellikle İngiltere. Neydi İngiltere'nin iklimi? Ilıman, okyanusal iklim. Ilıman okyanusal iklim Türkiye'deki hangi iklime benziyordu? Karadeniz iklimine. Biliyorum ki videoyu izlerken hepiniz bu soruların cevabını veriyorsunuzdur. Maden bölgesidir. Doğru. İngiltere'de verimli taş kömürü yatakları bulunuyordu. Bir de Almanya'da. Yaprağını döken orman bölgesi. Doğru. Ancak savan bölgesi diyebilir miyim? Diyemem. Baktım hemen 5. sorudaki haritaya. Savan bölgesi neresiydi? 10 derece ve 20 derece enlemleri arasıydı. Ancak Avrupa 40 derece ve 60 derece enlemleri arasında. 5. sorumdayım. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden yargıların hangisi yanlıştır? Yine korktuğumuz soru tarzından ama artık korkmayacağız. Bir finans bölgesidir. Amerika. Doğru. New York, Wall Street, finans merkezi, dünyanın nabzını tutuyor. 2. Turizm bölgesidir. Kuzeybatı Avrupa. Doğru. 3. Ovalık bölgedir. İkinci sorudan hatırlıyorum. 3. Dağlık bir bölgeydi. Neydi buradaki dağlarımın ismi? Himalaya dağları. O zaman 3. öncülüm yanlış. 4.
kurak bölgedir. Avustralya'nın iç kesimleri ne vardı? Gibson, Victoria gibi çöller vardı. Kurak bir bölgedir. Doğru. 5. Sanayi bölgesidir. Hadi ya oradan. Ekvatoral bölgede uzun boylu yağmur ormanları var. Burada hiç sanayi olabilir mi? Cevabım E şıkkı olmuş oldu. Yine öncüllerim var. Öncüllerim bir bölge. Nijerya, Irak, Suudi Arabistan, İran. Baktım 4 tane ülke vermiş. Bu ülkelerin ortak özelliği hangisidir? Ben biliyorum ki bu ülkeler petrol üretim alanlarıdır. Dünyada petrol ithalatı yapan önemli ülkelerdendir dedim. Geldim 7. soruma. Yukarıda gösterilen bölgeler aşağıda verilen kriterlerden hangisine göre oluşturulmuştur? Bakıyorum turizm olabilir mi? Hayır. Her kıtada ve hemen hemen aynı enlem üzerinde bölgeler. O zaman bunlar şüphesiz ki iklim özelliklerine göre oluşturulmuştur. Tekrar ettim. Hemen hemen aynı enlem üzerinde olan bölgeler varsa bunlar iklim özelliklerine göre oluşturulmuş. Çünkü buraya güneş ışınlarının geliş açısı etkili olmuştur dedim. Yukarıda verilen bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Amazon ve Kongo Havzası, Brezilya'daki Amazon, Afrika'daki Kongo Havzası, güneş ışınlarının yıl boyunca dik açıyla geldiği, yıl boyunca sıcak ve her mevsim yağışlı olan bir yerden bahsediyorum. Orman varlığı bakımından zengindir, doğru. Tropikal yağmur ormanları, asla yaprağını dökmeyen yağmur ormanları vardır. Her mevsim yağışlıdır, doğru. Kimyasal çözünme, kim yağışsal çözünme görülür, doğru. Konut malzemesi olarak ahşap kullanılır. Çünkü her mevsim yağışlı olduğu için ağaçtan fazla bir şey yok. Günlük sıcaklık farkı fazladır, yanlış. Günlük sıcaklık farkı azdır. Çünkü neden? Her mevsim yağışlı olduğu için burası nemlidir. Ben biliyorum ki nemli olan bir yerde sıcaklık kafasına göre hareket edemez. Yukarıda verilenlerden hangisi beşeri bölge değildir? Beşeri içinde insan bulunan. Siyasi bölge beşeri bir bölgedir. Askeri bölge beşeridir. İdari bölge beşeridir. Dağlık bölge fizikidir. İklim bölgesi fizikidir. Bunlar fiziki bölge sınırları içine girer. O zaman cevabım D şıkkı olmuş oldu. Yukarıda numaralandırılmış bölgelerden hangisinde yer alır? 3 öncülüm var. Harita üzerimde noktalarım var. Bu 3 öncül beni tek bir noktaya götürecek. İklim bölgesi olarak çöl iklimidir. Nüfus yoğunluğu olarak tenhadır. Gelişmişlik düzeyi olarak geri kalmıştır. Bana bu şüphesiz ki Afrika kıtasından bir bölge soruyor. Ekvator üzeri olamaz çünkü çöl iklimi değil ama Afrika kıtasının iç kesimi bir çöl iklimi. Cevabım C şıkkı olmuş oldu. Bu sorular sizi fazlasıyla korkutuyor ama gördüğünüz ki ne kadar kolay bir soruymuş. Geldim 11. soruma. Yukarıda yine bir haritam var. Haritada taralı olarak işaretlenmiş alanlarım var. Ve belirli bir sınıflandırma yapacağım. Bu alanlar için de geçerli bir bölge sınırlaması olur. Yani aslında bana diyor ki haritaya bak, bu alanların bölgesini oluştur demek istiyor. O zaman bakıyorum. Çizdim ekvator çizgimi. Ekvator üzerinde mi? Evet. O zaman ekvator iklim bölgesi diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Ekvator iklimde yağmur ormanları mı görülüyordu? Evet, çünkü her mevsim yağışlıydı. Tsunami risk bölgesi. Hayır. Aktif volkanlar bölgesi. Hayır. Çünkü neden? Aktif fay hatlarının üzerinde değil buralar. Cevabım A şıkkı olmuş oldu. Son soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi ulaşımın yoğun olduğu bölgeler arasında gösterilemez? Yine bir yer yön sorusu. Yer yön bilginizi yine test ediyorlar. Her zaman harita üzerinden gerek bölge verir, gerek metin olarak sorur ama mutlaka size bölgeleri sorar. Kuzey Afrika, Avrupa'nın batısı, Doğu Avrupa, Amerika'nın batısı, Güney Avrupa.
Coğrafya çözerken mutlaka yanınızda bir harita olsun ve harita inceleyin. Avrupa'nın batısı, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerden bahsediyorum. Ulaşım yoğun. Doğu Avrupa ulaşım yoğun. Amerika'nın batısı. Amerika zaten çok gelişmiş bir ülke. Tabii ki ulaşım yoğun. Güney Avrupa ulaşım yoğun. Ancak Kuzey Afrika neresi? Fas, Tunus, Cezayir. İşte bana buradan bahsediyor. Ulaşımım yoğun değil. Testimiz burada bitmiş bulunmakta. Bir sonraki dersimizde yine beraber test çözeceğiz işlediğimiz konulardan ve harita dersi yapacağız. Mutlaka yanınızda haritanız olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.